Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize doğrusal regresyon kavramını inceleyeceğiz. Ancak tabii ki ilk olarak ne yapmamız lazım? Matematiksel model nedir? Onu incelememiz lazım. Çünkü doğrusal regresyon yapacağımız şey tam olarak matematiksel modeller oluşturmak elimizdeki verilerden yararlanarak. Pekala, ilk önce matematiksel modeli tanımlayalım. Somut bir problemle karşı karşıyasınız. Diyelim ki ne yapıyorsunuz siz? Elma üretiyorsunuz, elma satıyorsunuz ve talebi fiyata bağlı olarak elmaya olan talebi ne yapıyorsunuz? Elmanın fiyatı cinsinden ifade etmek istiyorsunuz ve bir probleminiz var. Çünkü ona göre belki üreteceğiniz miktarı belirleyeceksiniz. Değil mi? Ne kadar elma piyasaya süreceğinizi belirleyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Elmanın fiyatıyla elmanın talep edilen miktarı arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Ne yaparak? Değişkenler kullanarak. İşte elmanın fiyatına P diyorsunuz. Elmanın talep edilen miktarına Q diyorsunuz. M çarpı Q artı N şeklinde. Mesela doğrusal, illa bu şekilde olmak zorunda mı? Değil ama doğrusal olacağını varsayarak böyle bir model kuruyorsunuz. Bu modeli çözdükten sonra da elinizdeki verilere dayanarak, daha önceki geçmiş senelerdeki verilere dayanarak çözdükten sonra da ne yapıyorsunuz? Sonucu yorumluyorsunuz. Hatta bu modelin gerçek hayattaki karşılaştığınız problemi ifade edip etmediğini, onu tasvir edip etmediğini de ona göre değerlendirebiliyorsunuz. Tabii ki matematiksel modelleri kurarken biz basitleştirme yoluna gidiyoruz. Bu örnekte olduğu gibi. Neden? Çünkü bir elmanın talebini belirleyen tek şey onun fiyatı değildir arkadaşlar. Sonuçta onun elmanın fiyatını belirleyen şeyler arasında kişilerin gelirleri, kişilerin tercihleri varsa elmanın, sizin sattığınız elmanın ikame ürünleri, mesela armut olabilir, başka bir meyve olabilir veya tamamlayıcı ürünleri gibi ürünlerin fiyatları da nedir arkadaşlar? Aslında elmanın fiyatını belirler ama siz bu kadar fazla değişkenle uğraşmak sorunu zorlaştırabileceği için veya sizin ilgilerinizin dışında olacağı için ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben bunların hepsini ne yapayım? Ne yapayım? Sabit kabul edeyim. Kişinin geliri sabit olsun. Kişilerin tercihleri sabit olsun. İkame malların fiyatları değişmesin, sabit olsun. Tamamlayıcı malların fiyatları sabit olsun diyorsunuz. Hatta iktisat görenler bilirler. Ceteris paribus denir bunun için. Ne yapılır? Diğer her şey sabitken işte elmanın fiyat talep denklemi bu şekildedir diyerek bir model kurulur. Arkadaşlar. Peki, matematiksel model açıkladıktan sonra kaç farklı model türümüz var? Bir kere her şeyden önce İki farklı modelimiz var. Bir tanesi deterministik modeller. Deterministik modeller arkadaşlar, bunlar belirleyici modellerdir. Yani bunlar arkadaşlar rastsal değillerdir. Rastlantısal olarak değişmezler. Her zaman, her yerde, dünyanın her tarafında nedir? Aynıdırlar arkadaşlar. Farklı araştırmacılar, farklı gözlemler sonucunda farklı sonuçlar elde edilmez bunlarda. Örneğin, bakın Fahrenheit ile santigrat arasındaki ilişkiyi veren denkleme bakacak olursanız, Fahrenheit eşittir 95 Celsius yani santigrat artı 32. Bu deterministik bir modeldir. Siz burada santigrat cinsinden dereceyi yazdıktan sonra onu 95'e çarp 32 eklediğinizde ne buluyorsunuz? Fahrenheit cinsinden sıcaklığı bulmuş oluyorsunuz. Veya çemberin çevresi. 2 pi r. R burada çemberin yarıçapı olmak üzere. Bu da bir deterministik model.
Hooke kanunu dediğimiz işte bir yaydaki gerilme miktarının yaya uygulanan ağırlık açısından verilen eşitliği, bakın doğrusal bir eşitlik verilmiş burada. Bu da bir deterministik model. Her yerde aynı şekilde ölçebileceğiniz, bulabileceğiniz bir denklem. Ohm yasası, Bohr yasası bunların hepsi nedir? Birer deterministik modeldir arkadaşlar. Öte yandan bazı modeller ne değildir? Arkadaşlar deterministik değildir. Mesela az önce bahsetmiş olduğumuz elmanın fiyat talep denklemi. Siz bu denklemi ne yaparsınız? Diyelim ki Türkiye için tahmin etmeye çalıştığınızda Türkiye'deki tüm pazarlarda satılan tüm işte ne diyelim elmalar için fiyat ve talep miktarlarını bulmanız mümkün olmayacaktır. Niye açısından mümkün olmayacaktır? Çünkü bu kadar büyük çaplı bir pazardaki verilere ulaşmak hem maddi açıdan çok zordur hem de zaman açısından çok zordur. O zaman siz ne yaparsınız? Gidersiniz belirli bazı pazarlarda veriler toplarsınız. İşte elmanın kilosunun kaç lira olduğunu, ne kadar satıldığına dair ve arkasından bu verileri kullanarak bir fiyat talep denklemi oluşturursunuz. Ancak buradaki fiyat talep denkleminiz tamamen neye bağlı olarak değişir? Sizin seçtiğiniz pazarlara bağlı olarak tabii ki değişir. Farklı pazarlardan farklı veriler toplayarak çok daha farklı fiyat talep denklemleri ne yapılabilir? Elde edilebilir. Yani buradaki elmanın fiyat talep ilişkisini bulduğunuz denklem veya model deterministik bir model değildir. Rastsal veya stokastik bir modeldir arkadaşlar. İşte biz regresyon analizinde ne yapacağız? Bu tarz verilerle çalışarak bu tarz modeller oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada bir örnek verdik. Bu örneğimizde deri kanseri ölüm oranıyla ABD'deki eyaletin enlemi arasındaki ilişki incelenmiş. Açıklayıcı değişkenimiz x'imiz, x dediğimiz açıklayıcı değişken ABD'deki 48 eyaletin her birinin tam ortasından geçen enlemi ifade ediyor. Açıklanan değişken yani bağımlı değişkenimiz y ise cilt kanserine bağlı ölüm oranı ve 10 milyon kişi başına ölüm sayısı diye ifade edilmiş arkadaşlar. Tabii ki veriler 1950 yılına ait olduğu için de o dönemde Alaska ve Hawaii eyalet değilmiş. Ayrıca Washington DC yani başkentte eyalet olmamasına rağmen gene bu verilere dahil edilmiş arkadaşlar. Burada bakarsak bu bir nedir? Stokastik model burada oluşturulduğunu görüyorsunuz. Grafiğe baktığınız zaman mavi noktalar bizim veri setimizdeki verilerimizi göstermektedir. Yani bunlar işte x dediğimiz yatay eksendeki değişken yani açıklayıcı veya bağımsız değişken. Y değişkenimiz ise ölüm oranı yani bağımlı değişkenimiz. Ve her bir noktada bir sıralı ikili, x'ye sıralı ikilisini tekabül ediyor. Yani eyaletin ortasındaki enleme karşılık o eyaletteki ölüm oranını, deri kanserinden ölüm oranını gösteren bir noktayı ifade ediyor. Bu noktaları arkadaşlar belirli bir eğilime sahip olduğunu görüyoruz. Bakın saçılımlarını da baktığınız zaman bir de dikkat ederseniz ortada geçen turuncu renkli bir doğru var ve bu doğrunun denklemi de y eşittir. Eksi 5.98 x artı 389.19 olarak ifade edilmiş. Bu doğru arkadaşlar bizim modelimiz. Bu bizim modelimiz. Ne yapıyoruz biz bu modeli? Tahmin etmek için bu ölüm oranını eyaletin enlemine bağlı olarak tahmin etmek için kullanıyoruz. Ve bu model
Deterministik bir model tabii ki değil. Deterministik bir model olsaydı ne olması gerekirdi? Sizin tahmin ettiğiniz, size verilen doğrunun üzerindeki bütün verilerinizin sizin tahmin ettiğiniz doğru üzerinde olması gerekirdi deterministik bir modelde. Öte yandan dikkat ederseniz burada bazı noktalar doğrunun üzerinde, bazıları değil. Hatta bazıları biraz daha yakın doğruya, bazıları biraz daha uzak. Ve bir de şu da var. Sizin seçtiğiniz verilere göre bu model değişiklik arz edebilir. Siz eyaletin ortasındaki enlemi alıyorsunuz. Ve tabii ki o enleme göre ne yapıyorsunuz? Ölüm oranlarını 10 milyonda 1 olarak belirliyorsunuz. Sizin bütün ölüm oranlarına ulaşma imkanınız olmayabilir. Sadece belirli sayıdaki deri kanserinin ölenlere ulaşmış olabilirsiniz. Biz buna örneklem diyoruz. Yani tüm deri kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün eyaletlerde deri kanserinden ölenlerin tamamını değil de onların arasından rastgele olarak seçilmiş gruplardan elde edilen verilere sahip olabilirsiniz. Bu olarak her veri seti için farklı modeller elde edilebilir. Çünkü bu modeller nedir? Stokastiktir, yani rastsaldır, yani rastgeledir arkadaşlar. Bizim regresyon analizinde amacımız da nedir? Bize verilen değişkenleri kullanarak bu değişkenler arasında burada gösterildiği gibi y-5.98x artı 389.19 gibi bir model, doğrusal bir model tahmin etmektir arkadaşlar. Burada bu modele baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Güneşin hani yüksek enlemlerde, yani enlem yükseldikçe, enlem büyüdükçe bakın ölüm oranlarının azalması şu şekilde açıklanmış. Güneşin zararlı ışınlarına o kadar az maruz kalıyormuşuz. Dolayısıyla da cilt kanseri olma ihtimalimiz düşüyormuş. Burada şuna dikkat etmemiz gerekmekte. İki tane değişken arasında arkadaşlar burada gösterildiği gibi bir ilişki olması nedensellik anlamına gelmez. Onu da belirtelim. Yani enlemin düşmesi deri kanserinin ölüm oranını azaltıyor diyebilmemiz için mutlaka teorik bir altyapıya sahip olmamız gerekir. Dediğim gibi, çünkü neden böyle bir doğrusal denklemin var olması iki tane değişken arasında, bunların nedensellikleri birisinin diğerinin nedeni olduğu anlamına gelmeyecektir. Mutlaka ve mutlaka teoriyle desteklenmelidir sizin modeliniz arkadaşlar. Şimdi istatistiksel ilişkilere, yani rastsal olarak tanımlanan stokastik ilişkilere başka örnekler ne verebiliriz? Boy ve kilo. Şimdi mesela ben arkadaşlar Türkiye'deki kişilerin boy ve kilolar arasındaki ilişkiyi gösteren bir model, doğrusal model kurmak istiyorum. Tabii ki boy arttıkça kilonun da artmasını beklerim ama burada şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Ben Türkiye'deki tüm insanlara bir kere her şey önce ulaşamam. Ne yaparım? Türkiye'deki tüm insanlara ulaşmak yerine onların bu 85 milyon insan arasından belki 1000 kişiye ulaşıp bu 1000 kişinin boyunu ve kilosunu ölçerek ne yapabilirim? Ona göre bir model oluşturabilirim. Tabii ki bu seçtiğim 1000 kişi değiştiği zaman farklı 1000 kişiler seçebileceğim, farklı farklı 1000 kişiler seçebileceğim için oluşturacağım model de ne olacaktır? Farklılık arz edecektir. Aynı zamanda benim oluşturacağım model %100 doğruluk payıyla ne yapmayacaktır? Boy ve kilo arasındaki ilişkiyi tahmin edemeyecektir arkadaşlar. Az önceki örnekte olduğu gibi alkol tüketimi var ve kandaki alkol miktarı veya kandaki alkol içeriği diye söylenmiş.
Alkol tüketimi arttıkça kişinin kandaki alkol içeriğinin artmasını beklersiniz demişiz. Evet, beklenir ama bu ilişki mükemmel bir ilişki değildir. Yani hatasız değildir. Mutlaka bir hata payı vardır. Bu hata payı hem ölçümden kaynaklanabilir hem de az önce söylediğim gibi örneklem seçiminden kaynaklanabilir. Akciğer kapasitesiyle işte sigara içme süresi veya işte paket miktarı gibi ilişkiler incelenebilir. Sürüş hızı ve yakıt sarfiyatı, yani ne kadar hızlı giderseniz o kadar yakıt sarfiyatınız azalır. Ama yine burada bulacağınız modelde de %100 doğruluk söz konusu olmayacaktır. Cinsiyet, ırk ve kazanç, cinsiyetle arkadaşlar kazanç arasında, yani aynı işi yapan ama farklı cinsiyetlere sahip olan kişiler arasındaki ne derler, ücret farklılıkları. Tabii burada biz kişilerin eğitimlerin düzeylerini sabit kabul ediyoruz. Veya işte ırk için aynı şey söyleyebilir. Mesela işte beyazlar ve siyahlar arasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi değil mi, ülkelerde beyazların siyahlara göre daha fazla para kazandığı, aynı iş yapmalarına rağmen bu tarz çalışmalar söz konusu. Eğitim seviyesiyle maaş düzeyi. Eğitim seviyeniz arttıkça maaş düzeyinizin artması beklenir. Evet ki bununla ilgili de bir model oluşturabiliriz ama gene bu modelde %100 doğru çalışan bir model olmayacaktır. Mutlaka bir hata payı olacaktır arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz verilere baktığımız zaman verilerimizin de farklılık arz ettiğini görebiliyoruz. Boy ve kilo, bunlar nicel sayısal veriler, ikisi de ölçülebilen veriler veya alkol tüketimiyle kan o alkol içeriği, yani ne kadar alkol tükettiğini ölçebilirim. Kandaki alkol miktarını ölçebilirim. Akciğer kapasitesini ölçebilirim. Kaç paket sigara içtiğini ölçebilirim. Sigara kaç yıl içtiğini ölçebilirim. Öte yandan mesela cinsiyet, ırk, bunlar ise nicel değil, nitel verilerdir. Yani ben regresyon analizinde İlla sayısal veriler, nicel veriler kullanmak zorunda değilim. Nitel veriler de kullanabilirim. Ancak nitel verileri kullanırken biz genellikle ne yaparız? Arkadaşlar işte cinsiyeti mesela işte kadın, erkek şeklinde olduğunu, işte kadına sıfır, erkeğe bir diyerek onlara ne yapabiliriz? Onları o şekilde betimleyebiliriz. Benzer şekilde ırk içinde betimleme yapılabilir. Biz onlara ne diyeceğiz? Kukla değişkenler diyeceğiz arkadaşlar. Eğitim seviyesi de benzer şekilde. Öte yandan tabii ki biz bir ilişki tahmin ettiğimiz zaman bizim tahmin ettiğimiz ilişkinin, yani iki değişken arasındaki ilişkinin en uygun, en iyi ilişki olduğunu veya denklem olduğunu nasıl bileceğiz? Yani iki tane nicel değişken verildi. Burada işte mesela boy ve ağırlık gibi iki tane nicel değişken verilmiş. 10 tane öğrenciyle, 10 tane öğrencinin arkadaşlar üzerinde yapılan bir deney bu. Boyları ve ağırlıkları ölçülmüş ve bununla ilgili de bir model oluşturulmak isteniyor. Peki ben bu modeli nasıl oluşturacağım ve oluşturacağım modelin bu verileri ifade eden, bu verileri temsil eden en iyi model olduğunu nasıl bileceğim? Bunu söylemeden önce ne yapmamız lazım? Bazı tanımları vermemiz gerekiyor. Şimdi biz burada bazı tanımlar vereceğiz dedik. İkinci gözlemin açıklayıcı değeri. Açıklayıcı değişken. Açıklayıcı değişkenimiz mesela birinci x1. X1 dediğimiz nedir? Birinci gözlem için, birinci gözlem için açıklayıcı değişken, yani boy. Bizim boy, öğrencimizin boyu 1,60. Y1 dediğimiz ne? Birinci gözlem için açıklanan veya bağımlı
değer, açıklanan değer o da neye eşit? 57,61 kilogram. Bu da neydi? Metreydi arkadaşlar. Bir de ne var? Tahmin edeceğimiz bir değer var. Bu da birinci öğrenci için tahmin edeceğimiz ağırlığı gösterecek. Tahmin edilecek nedir bu? Ağırlıktır. Ben bir model kuracağım ve bu model ne yapacak? Alfa çarpı x'i artı beta şeklinde yazabiliriz. Evet, böyle bir model kuracağım ve bu model sayesinde ne yapacağım? Öğrencilerin boylarına bakarak ağırlıklarını tahmin edeceğim arkadaşlar. Evet, burada bir doğrusal denklem tahmin ediyoruz. Şapkayla gösterdiğimiz y'yi tahmin edilecek olan arkadaşlar ağırlığı gösteriyor. Bu tahmin değil. Tahmin edilecek değişkenimiz tahmin edilecek. B0 dediğimiz sabit. Yani arkadaşlar x'i yani boy 0 olduğu zaman B0 ağırlığın kaç olduğunu gösterecek. Beta 1 dediğimiz ise aslında bizim eğimimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu 10 tane öğrencinin boyları ve ağırlıklarının saçılım veya dağılım grafiği dediğimiz grafiğini çizdirdik. Bu grafikleri Excel'de rahatlıkla çizdirebilirsiniz. Nasıl çizdireceğinizi de ayrıca göstereceğim. Ve tahminde bulunuyoruz. Ben şimdi tahmin ettim. Hazırladım o denklemi. Bu tablodaki veriler arasında şöyle bir ne yaptım? Doğrusal ilişki tahmin ettim arkadaşlar. Altiniz i şapka 109,6x eksi 120,9 olarak tahmin ettim. Ve dikkat ederseniz bu tahminleri de ne yaptım? Her bir öğrenci için arkadaşlar boylar verildi. Gözlemlenen ağırlıklar y altiniz i de bu da tahmin edilen ağırlıklar her bir öğrenci için bu denklem kullanılarak ben tahmin ettim. Bakarsanız gerçek gözlemlenen değerle tahmin edilen değer arasında ne var? Tabii ki farklılık var. Ve farklılık olması normal mi? Kesinlikle normal. Neden? Çünkü dediğim gibi ben sadece 10 tane öğrencinin boyunu ölçtüm. Rastgele seçildi bu 10 öğrenci. Oradan gelen bir hata söz konusu olacaktır. Onun dışında bir de ölçümden kaynaklanan bir hata olacaktır. Ve ben hatta farka da yani gözlemlenen değerle tahmin edilen değer arasındaki farka da ne diyeceğim? E alt indis i diyeceğim. Biz buna arkadaşlar residual veya artık deniyor veya tahmin hatası deniyor. Tahmin hatası diye ifade ediliyor. Tabii ki bu tahmin hatalarının da her gözlem için farklı olacağını da çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Mesela birinci öğrenci için tahmin edilen değerle gözlemlenen değer arasındaki fark yani hatamız 3,12 olarak bulunmuş arkadaşlar. Öte yandan 8. öğrenci için tahmin hatası -4,69 olarak ifade edilmiş. Şimdi dediğimiz gibi evet biz böyle bir tane doğru tahmin ediyoruz ama acaba bu doğru tahmin ettiğimiz doğru bu verileri en iyi ifade eden doğru mudur? Nasıl bilebiliriz bunu? Şimdi onu ifade edelim arkadaşlar. Amaç burada nedir? Hataları yani gözlemlenen değerle tahmin edilen değer arasındaki hatayı minimize etmektir arkadaşlar. Ve biz bunun için de bu hataların yani tahmin hatalarının karelerinin toplamlarını ki onu Q ile göstermişiz. Bunları
En küçük yapan beta 0 ve beta 1 katsayılarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani amacımız ne? Tekrar ediyorum. Amacımız şu. Gözlemlenen değerlerle tahmin edilen değerler arasındaki hatayı minimize edecek bir formül bulmak istiyoruz ve bunun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tahmin hatalarının yani rezidü veya artıkların karelerinin toplamlarını minimize eden beta 0 ve beta 1 katsayılarını bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun için kalkülüsten yararlanılacak. Amacımız burada Q dediğimiz ifadenin beta 0'a ve beta 1'e göre türevlerinin alınarak 0 yapılması ve ardından da arkadaşlar bu beta 0 ve beta 1 değerlerinin bulunması olacak. Eğer bu işlemler yapılacak olursa şu an tabii ki bu dersimizin yine konusunun dışında kaldığı için ispatlarını vermiyorum ama herhangi bir lineer regresyon, görsel regresyon kitabında görebilirsiniz. Beta 0 eşitliğini nasıl bulabiliriz? Pardon, beta 0 katsayısını nasıl bulabiliriz? Y üzeri çizgi eksi beta 1 çarpı x üzeri çizgi. Burada arkadaşlar y üzeri çizgi bizim yi'lerin yani gözlemlerimizin ortalaması olarak ifade ediyoruz. Ortalama, aritmetik ortalama bu. Bütün yi'lerin toplamlarının toplam gözlem sayısına bölünmesiyle bulunacak. X üzeri çizgi ise nedir? Yi'lerin ortalamasıdır ve onu da bütün xi gözlemlerinin toplamlarının toplam gözlem sayısına bölünmesiyle elde edileceğini ifade edelim. Peki beta 1 katsayısı nasıl hesaplanıyor? Onlar da şu şekilde hesaplanıyor. Her bir gözlem değerinin xi'lerin ortalamadan farklarını y'lerin ortalamadan farklarıyla çarpıyoruz. Bunların toplamlarını alıyoruz ve bu toplamı da neye bölüyoruz? X'i ile x'in ortalamasının farklarının karelerinin toplamına bölerek ne yapıyoruz? Beta 1 ve beta 0 katsayılarını hesaplayabiliyoruz. Bu şekilde bulduğumuz y şapka i eşittir beta 0 artı beta 1 xi dediğimiz bu denklemi de biz arkadaşlar en küçük kareler ve regresyon doğrusu veya en küçük kareler doğrusu veya en küçük kareler denklemi veya tahmini regresyon denklemi de ifade ediliyor. Biz bu yönteme en küçük kareler yöntemi adını veriyoruz. Şunu da belirtelim, aslında en küçük kareler yönteminin kullanılabilmesi için buradaki verilerimizin sahip olması gereken bazı varsayımlar var. Ancak bu varsayımları da ne yapmak durumundayım? Konumuzun dışında olduğu için geçmek durumundayım arkadaşlar. Ben sadece bu beta 0 ve beta 1'leri nasıl bulacağımızı size anlatacağım bu bölümde. Peki neden bizim böyle bir modele ihtiyacımız var? Çünkü belirsizlikle baş etmek istiyoruz, değil mi? Ben bir öğrencinin bana boyu verildiğinde, uzunluğu verildiğinde o öğrencinin uzunluğunu ne yapmak istiyorum? Tahmin edebilmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu denkleme ihtiyacım var. Mesela bir öğrencinin boyunun bana 1,56 olarak söylenmesi durumunda bu denklemi kullanarak az önce bulmuş olduğum denklemi kullanarak öğrencinin ağırlığının 50,08 olarak tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Buradaki beta 0 ve beta 1 katsayılarının anlamlarından da bahsedelim. Beta 0 katsayısı sabit terim. Yani xi'nin ağırlığın 0 olması durumunda yi'nin tahmin edilen değerinin kaç olacağını bize söylüyor.
Biz burada beta sıfırı eksi 120.9 olarak bulduk. Bu da ne ifade ediyor? İşte bir kişinin ağırlığı boyu 0 metre ise ağırlığının eksi 120.9 kilogram olacağını ifade ediyor. Tabii ki bu çok anlamsız. Neden anlamsız? Yani boyu 0 metre olan bir kişinin ağırlığının eksi 120.9 olması mümkün değil. Peki neden böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız? Çünkü bizim kurduğumuz denklem arkadaşlar nedir? Aslında ölçtüğümüz x değerlerinin kapsamının dışına çıkmıştır ve bu nedenle de biz böyle bir hatalı beta sıfır tahmin, hatalı demeyeyim de anlamsız diyelim, anlamsız bir beta sıfır katsayısı bulmuş oluyoruz. Öte yandan beta bir katsayısına bakalım. Beta bir katsayısı da bizim doğrumuzun eğimini ifade ediyordu. Hatırlarsanız eğimin de şöyle bir tanımı vardı. Buradaki işte tanımımız y'deki değişimin x'deki değişimi oranı. Biz beta sıfırı, beta biri y şapkadaki değişimin delta x'deki değişimi oranı olarak ifade edecek olursak, delta x 1 olduğunda, yani x 1 birim değiştiğinde, burada x 1 x boyu ifade ettiği için boy 1 metre değiştiğinde, boy 1 metre arttığında, hatta öyle diyelim, arttığında beta 1'in 109.6 olması ağırlığın 109.6 kilogram artacağını ne yapıyor? Bize söylüyor arkadaşlar. Ortalama ağırlığın, hatta orası önemli. Çünkü bizim burada bulduğumuz beta 1 ortalamadır. Ortalama ağırlıktır arkadaşlar. Beklenen değerdir. Yani ağırlığın beklenen değeridir. Ağırlığın beklenen değerinin veya ortalamasının 109.6 kilogram artacağını ifade eder. Şimdilik bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki bölümde ne yapacağım arkadaşlar? Biz Excel kullanarak arkadaşlar beta 0 ve beta 1 katsayılarını tahmin edeceğiz. Modeller kuracağız. Aynı zamanda gene Excel kullanarak bize verilen verilerin, yani iki tane değişkenin verisinin saçılım veya dağılım grafiğini çizmeyi göstereceğiz ve bizim tahmin ettiğimiz bu doğrusal regresyon modelinin grafik üzerinde de gene nasıl ekleneceğini Excel'de göstereceğiz arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. En içten saygı ve sevgilerimi size sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin lütfen.